Şimdi biz... Şimdi arkadaş orasını kesecek, bir yarma şey yapacak. Bayağı aşağıdan efendim, aşı yapacak. Şuraya, şuraya bir yarma yapacak. Oraya yarma olmaz ya bayağı. Neden olmaz? Çok geniş. İki tane, dört tane de koymayayım kenar sahip. Dört tane. Evet. Sanki bak, yapıyormuşum gibi ya. Biliyormuşum gibi ya. Oysa iş yapmadım ya. Hadi ya. Ben size yazdım. Yok yok, çekme diyor. Asıl ver abi. Tamam, asıl diyorum. Tamam. Elimle tutacağım, merak etme. Kırmayacağım onu ben. Kırmayacağım, tamam tamam. Tamam, asıl. Kırıcı uğraşamayın, dikkat edin. Biraz daha kes. Biraz daha kes olsun. O zaman geri ver. Tamam. Kaçın oradan arkadaşlar. Arkandan kaçın. O tarafa al, o tarafa. Arkandan kaçın. Sizin dediğiniz şekilde güneşin doğduğunda bak. İlk önce bunu kesti, bunu tekrar temiz kesecek. Yok yok, yarma olayını da kalmayalım. Bence bu kadar olabiliyor. Tekrar güzel kesecek. Öyle söyledi de. Bu kalem için geçerli. Evet. Yarma yapacak da neresini yarması lazım? Durmayacak, güzel mi? Böyle sonra yaptı adam geldi, açtı aşıyı, açtıktan sonra da durdu. Neyse bu sizin de dersiniz olur, bir daha gelenlere anlatın. Video çekiyoruz, artık anlaşmaz. Videodan seyredin. Evet, unutmayacaksınız. Yaparken bunu çalıştırmak için böyle bir kuvvetli bir sormamız lazım. Yabani değilsin değil mi? Ne diyorlar ona? Yabani güzel değil mi? Ya. Bilmem. Yani sanki yapmış gibi bunu kabul edeceğiz artık. Ben evet, o yani evet, evet, yapılmış gibi mühim olan görmek. Şey, görmek evet. Şimdi çok uğraştırmayalım. Vaktimiz de kaldı. Tabii ki. Aynen. İletim demetleri evet. Hatalı. Evet. Bitirelim. Şey, bir de yapma biliyorlar değil mi hocam? Ağaçların böyle. Değil mi? Ona yapmaya çalışsın. Bir tarafı şey yarmak için olmuş. Bir dakika bir geçebilir miyim? Tarantula da geziyor ha. Tarantula mı? Alıştı. Bazı büyük örümcek korkusu var. Benim oğlum şimdi onu bir görse ne olurdu biliyor musunuz burası? Keşke. Niyelerim benim oğlan da civciv aldık ya. Doğada ne kadar örümcek bir şeyler varsa topla gel diyor. O da daha bebek yemez diyorum. Kalemimiz hazır. Solucanları toplayalım. Bakın kabuğumuz sayılıyor. Bu kabuğu inceltmezsen bu kabuğa yine söz geçiremezsin. Kabuğa söz geçirmek için ağaca taze olması lazım. Her tarafını mı soyuyor? Hayır. Karşılıklı. Nereye? Aşı yapacağın yere. Tam komple değil, yani üst kısmı temizliyor değil mi? Üst kısmı. Evet. Saramınca olduğumuz yeri. Evet. T kesildi, yarıldı, kalem de ona göre kesilmişti, hemen bakın, artık el o kadar alışmış ki nereden kesilirse gidiyor. Bir tafadan öyle vallahi, maşallah. Yani bir bayan yıllardır örgü örer, nasıl alışır? Aynen. Yani ne güzel, bakın yani, işte mi? Yaşamınıza geçiriyorsunuz her gün. Yapa yapa tecrübelenmiş yani. Şimdi bunu bağlamaya gerek yok. Var. Yapmış mı? Bağlamış. Hepsini bağlamaya gerek yok. Macun. Hava almayacak. Tamam, ben bunu yarın yaparım. Ne var mı?
Bunları genişletsek biz de göreceğiz. Evet. Ama açılacak orada bir şey. Evet. Kameraman abi çok yapacağız. Allah Allah. Dışına bağlamadan önce yapılıyor herhalde. Buna şey olmuyor mu? Şey hocam. Öbür şeyden olmuyor mu? Bu iple mi olacak? Bu iple mi olacak? Hangisinin yaptığı aşk tutacak? Bence öyle. Nereden mi bu? Sen hocam o plastikten kullanmıyorsun. Rafya, rafya, pardon. Ama bakın, ama bakın hiçbir yerde okuyun. Gördüm ama burada. Bu kapağı yazmaz. Bu el becerisiyle kazanılmış güzel bir, hani evet, daha sonradan geliştirilmiş, aşı yapıldıkça yöntem bulunmuş bir şey. Evet, çok güzel hocam evet. Söyledi. O kabuğu başka şeyden kestim. Koruma amaçlı. Hayır, aynı ağaçtan kestim. Kaynayacak oraya değil mi Hüseyin o? Evet. Bu kabuk devamı var mı? Yaş tutar bunu. Yaş tutar. Evet. Ve de arasında onlar kan bağı var birbirine. Birbirini rahatsız etmiyor değil mi? O da var. Evet. Kan bağları. Şu şekilde yaptığımız zaman. Nasıl konuşuyoruz değil mi? Kan bağları, man bağları hocam. Siz kan bağları. Ha, bu şeyle geçişleri falan. Hediye paketlerinde böyle bağlıyorlar ya. Şimdi bu rafya. Onlardan yapabiliriz. Daha ince değil, enli, biraz enli olanlar. Evet. Ama kabuk koymadan bu ipi yapmayı denemeyin. Orada koruyucu kabuk koruyor onu. Tabii. Koruması için kondu. Kabuğun bir faydası yok da tamam. Bunun çeşitleri var mı hocam? Bunların çeşitleri var mı? Var. Güzel, bunu da yapabilirim. Yani, macunun mu? Macun evet. Yok abi. Hepsi aynı değil mi? Hepsi aynı. Aşı macun dedim bunu veriyor. Evet. Beyefendinin ismi neydi? Siz haftaya gidip aşılamayın, yarın gitmeyin de. Ha, biz geliriz abi. Güzel aşılayalım. Deneyelim bakalım, yapabiliriz mi yapabiliriz? Ya tutarsa. Ya tutarsa ondan sonra. İki sene önceki grubu zeytin aşılaması için zeytin bahçesine götürmüştük. Bayağı kabaklama zeytin. Kesildi ve erken aşılama yapıyor. Evet, buralardan sürgü verir. O zaman Zeki yeni aldı ya hocam. Zeytin bahçesi aldı, ona gidelim. Hocam hemen bitişimde milli emlak. Ha, onun içini keselim. Şey zeytinleri var. Ona ne diyoruz? Biz yabani. Yabani mi diyoruz? Derece. Onlar var. Onları aşılarız ve de bir şey kazandırmış olacağız. Değil mi? Onları da yapabiliriz o bir zaman. Bir farkındalık kazandırmış oluruz. Evet. İyi olur. Hayır. Tamam, haftaya program hazır çizildi. Tamam. Sizdeyiz. Başka var mı istediğiniz bir şey yapmam gereken? Aşılamaya gidelim. Tamam. Hem geçen anlamadınız mı?